En küçük kızım 1 aylıkta. Büyük kızım var Güler. Şu anda 30 yaşında evli. Bir de rahmetli Damla. Damla 12 yaşındaydı. İnci Hanım. Ya bende bir çiçek kopardılar. Ben 12 senedir bayramın ne olduğunu bilmem. Hayatım alt üst oldu. Her şeyim bitti. Psikolojik olarak bittim. İnsan olarak bittim. Ben adalet istiyorum. 12 yaşındaki çocuğun suçu neydi? Hiçbir suç yok. Hiçbir çocuğun hiçbir suçu yok. Ben 12 sene o vicdan azabıyla yaşıyorum. Ben bir suç işlemişsem, ben birine bir suç işlemişsem gelsin bende çıkarsın. O çocuğun suçu neydi? Olamaz. Hiçbir çocuğun hiçbir suçu olamaz. Çocuklar... Ben 13 senedir biz katille iç içe yaşıyoruz. Katil ve katiller. Neden bulunmuyor? Neden bulunmuyor ya? İşte bulunsun diye Mehmet Bey burada, eşi Halime Hanım burada, babaanne Kemaliye Hanım burada. 13 yıldır yaşadıkları o büyük acı içerisinde onlara bir tek rahatlama sağlayacak şey Damla'nı canına kıyan kişinin yakalanması. Takvimler 2004 yılının Şubat ayını gösteriyordu. Kurban Bayramı'nın birinci günüdür. 12 yaşındaki Damla ailesiyle bayram günü sabahına uyanır. İkiydi. Halası üstünü giydirdi, saçını taradı. Dedi ben 5 dakika içeride kapıda oturayım. Tamam dedi. Çocuklar için bayramlar umuttur, mutluluktur. Ancak o acı gün Damla'yı kara toprağa, ailesini de hayatları boyunca yaşayacakları kara günlere hapseder. Saat oldu 2:30, bir tane komşumuz vardı Sakine. Dedim oraya, kaynanım dedi hadi 5 dakika onların bayramını kutlayıp gelelim. Tamam dedim, çıktık oraya. 5 dakika 10 dakika ya geçti ya geçmedi. Güler geldi dedi anne Damla kapıda yok, nasıl yok? Anne dedi yok, arıyorum ama Damla yok dedi. 3 çocuk sahibi Çelik ailesi kızları Damla'yı köşe bucak her yerde sorar ve arar. Ancak 12 yaşındaki Damla'dan ne bir haber vardır ne de bir iz. Aradık her tarafı. Hiç kimse diyordu biz Damla'yı bugün görmemişiz. Apar topar eve geldim. Eş, dost, çevremle gece boyunca aramadığımız hastane, boş bulduğumuz boş arazi ve şu anki bölgeyi yakınına kadar geldim. Gece sabahın 3'üne kadar geldim. Bulamadım. Ben 1 saat daha burada oyalansam cesedi ben kendim bulacağım yani. Kimi attığını göreceğim yani. Baba Mehmet Çelik vakit kaybetmeden polise gider ve birkaç saat sonra da aldığı acı haberle yıkılır. Sabah kaynanım ele bir bağırdı ki bir sesle. Dedi Damla'yı vurmuşlar. Kalktılar. Beni de aldılar, beni de götürdüler. Zaten 20 metreden gördüğüm zaman çocuğu, evladımı taradım yani. Üstündeki giysilerinde, saçlarında tarındım. Ben o anda bağırarak koştum dedim, Damla'dır bu dedim. Götürmüşler, beni de götürmüşler, cenazesi göstermişler. Ama hiçbir şey, desen yüzünü mü hatırlıyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Ele kaldım. Benim kızım 12 yaşındaydı, şu anda 25 yaşında olacaktı. Genç bir kız olacaktı. Belki şu anda bir anne olmuştu. Kızlarının onları tanıyan biri tarafından katledildiğini iddia eden acılı ailenin tek emeli, 14 yıl önce katledilen kızları Damla'nın katilinin bulunması. Şüphelediğim insanlar var. Ben canlı yayında hep her şeyi söyleyeceğim artık. Ucu nereye giderse gitsin. Benim artık kimseden korkum yok. Yaşadığım biz biliyoruz, bir de Allah bilir yaşadık, neyi yaşadıklarımı. Bütün hayatım alt üst oldu. Geleceğim gündüz yok yani diyorum, bir an önce bunun katili bulunsun, ben de vicdan azabından kurtulayım yani. Ben öldükten sonra o çocuğun karşısına nasıl çıkacağım, ne cevap vereceğim? Baba ben öldüm, benim katilimi niye bulamadın? Niye bulmadın diyor, bana hesap sormayacak mı? İnsanlar elini vicdanına koysun artık, konuşsunlar yeter artık. Başkalarının canı yanmasın.